mutfağından ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Bugün kıyır kıyır böyle ağızda dağılan güzel bir kalburabaslı hazırlayacağız birlikte. Yıllardır denediğim tam tutan ölçülerimle birlikte yapmaya çalışacağız. Şimdi malzeme listemizi saymak istiyorum öncelikle. Burada 125 gram kadar tuzsuz tereyağım var. 1 çay bardağı aynı ölçülerle olacak hepsi irmiğim. 1 çay bardağı yoğurdum. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 kase yani yaklaşık 1 su bardağına yakın ceviz içim var. 3 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerim var. 3 ile 3,5 su bardağı arası un kalitesine göre değişebilir. Unum var. Un kullanacağız. 1 paket vanilyam. Burada yarım paket kabartma tozum. Çay kaşığım ucuyla çok azıcık tuzum. 1 adet yumurtam. Ve bir dilim de limonum var şerbetimi kaynatmak için. Şimdi yapımına birlikte başlıyoruz. İlk olarak 3 su bardağı toz şekerimi böyle bir sos tenceremin içerisine veya küçük bir tencerenize almanız gerekiyor. Önce şerbetini kaynatacağız, soğutacağız. Aynı bardak ölçüsüyle yani toz şekeri ölçtüğüm bardak ölçüsüyle böyle üzerine 3 su bardağı da su ilave edeceğim. Bir dilim limonum vardı. Bunu da içerisine atacağım kokusu çıksın diye. Ve şerbetimi ara ara karıştırarak kaynatmaya başlayacağım. Şerbetim kaynarken ben de hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Önce böyle oda ısısında biraz yumuşattığım tereyağım var. Tereyağımı alıyorum. 1 çay bardağı yoğurdumu alıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum ve bunları önce biraz böyle eziyorum. Yağ ve yoğurdumun üzerine bir adet yumurtam vardı. Bunu da kırıyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum böyle. Şimdi irmiğim vardı. İrmiğimi de ilave ediyorum. Ve buraya 3 su bardağı kadar, 3,5 su bardağına yakın un aldım. Dediğim gibi un kalitesine göre değişiyor. Bunu böyle azar azar alarak yedirerek hamurumu toplamaya başlayacağım. Böyle elimle biraz malzemelerimi özleştiriyorum. Şimdi buradan böyle azar azar unumdan bir yandan ilave ederek bir yandan da hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kontrollü şekilde unumu eklemeliyim. Unumun birazını böyle yedirdikten sonra hamuruma kabartma tozum, yani yarım paket kabartma tozum ve çok az çay kaşığı ucuyla tuzumu ve vanilya şekerimi de hamurumun içerisine alıyorum. Hamurum böyle yavaş yavaş toplamaya başladı. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Çok az, hafif böyle bir yemek kaşığı kadar geçti. Dediğim gibi un kalitesine göre değişiyor. 3 ile 3,5 su bardağı arasında un istiyor. Şu kalan unumu da ilave edip yoğurma işlemimi tamamlayacağım. Ben hamurumu yoğurdum. Bir 5 dakikada dinlendirdim. Şimdi böyle bir aparatım var benim silikondan. Kalburabastı yapmak için almıştım. Siz eğer yoksa kalburun üzerinde de bir rendenin delikli tarafıyla da evde hiçbir şey yoksa da onunla da şekil verebilirsiniz. Böyle hamurumdan bir parça alıyorum. Fazla büyük olmasın. Hamurum da yumuşak olması gerekiyor. Eğer sert yaparsanız şerbetimizi içine çekmez. Böyle üzerine bunu koyup hamurumu şöyle bir inceltiyorum önce ilk etapta. Tam ortasına dövülmüş cevizimden koyuyorum. Ben rondoda çektim. Ve kenarlarından böyle kaldırıyorum. Böyle tam ortada birleştiriyorum. Buralarını iyi kapatmamız gerekiyor ki cevizlerimiz dışına çıkmasın. Böyle güzelce kapattık. Bu şekilde kalbura bastığımızın şeklini verdik. Şimdi bütün hamurlarıma ben aynı işlemi uygulayacağım. Bütün kalbura bastılarımın şeklini verdim. Artık şimdi fırınıma alabilirim. 180 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat veya 35 dakika pişireceğim kalburabastılarımı. Şerbetim böyle kaynamaya başladı.
Böyle fokurdadıktan sonra yaklaşık bir 15 dakika kaynatmanız gerekiyor. Ondan sonra ocağın altını kapatacağız. Şerbetim güzelce kaynadı. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Kalburabastalarım bastalarım tam istediğim gibi nar gibi kızardı. Şimdi artık fırından tepsimi çıkarıyorum. Şimdi kalburabastadaki püf noktası sıcak fırından çıkar çıkmaz tatlının üzerine yapıp kenarda dinlendirdiğim, soğuttuğum şerbetimi böyle bak görüyorsunuz sesini kızgın kızgın dökmekte. Bütün şerbetimi tatlılarımın üzerine servis kaşığımla böyle yedireceğim. Ben tatlımın üzerine şerbetimi gezdirdim. Yaklaşık bir 3-4 saat iyice içine çekip emmesi için, dinlenmesi için tatlımı bırakacağım. Daha sonra servis yapacağım. Arkadaşlar tatlımın son halini görüyorsunuz. Ben böyle şerbetini güzelce çektirdim, dinlendirdim. Yapıp deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Buraya garanti bir tarif bıraktım. Kıyır kıyır gerçekten yemesi çok keyifli. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Her gün severek, sevinerek bütün yorumlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Başka videolarda inşallah yine birlikte olacağız.